Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım ve bugünkü videomuzda karşımızda çok değerli bir hocamız var, Sayın Canten Kaya, konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Canten hocamla çok uzun zamandır beri tanışıyoruz, çalışıyoruz. Ciddi anlamda kendisinden faydalandığım bir mentorum diyebileceğim, rahatlıkla diyebileceğim mentorum ve kendisini zaten kendisinin ağzından dinleyeceğiz ama ben kendisinden faydalandığım kısımları söyleyeyim. Öncelikle iletişim gücü kısmında çok faydalandım. Çünkü iletişim kısmında benim hani Türkçem yabancı dil diyebiliriz ve Türkçemi geliştirme ve iletişim becerilerimi geliştirme konusunda Canten Hoca'nın kitapları çok faydalı oldu. Bu anlamda size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Onun dışında çok yönlü bir hocamız aslında. Hem TV programlarında hem yazdığı kitaplar anlamında çok inanılmaz derecede farklı yönleri var. Hocam siz dilerseniz kendinize şimdi çok biraz şöyle çok yönlü olmak mecburiyetinde kaldım. Neden mecburiyetinde kaldım? Yıllarca tabii yıllarca kekemeydim. Kekeme olunca kekeme olmak zor bir şey. En arkaya saklanırsın. Hiçbir şeye karışmazsın. Hiçbir şeye bulaşmazsın. Ve ben o dönemde okumaya başladım. Madem konuşamıyoruz en azından okuyalım dedik. Okumaya başladık. Ve okudukça açlığım arttı benim. Her konuda okumaya başladım. İşte iletişim diyorsun. İletişim sadece dille ilgili değil. Aynı zamanda iletişim beden dili, göz, evet. Tamamen kendini ifade etmeyle ilgili bir şey. Ve iletişimle ilgili, ondan sonra yönetimle ilgili, liderlikle ilgili, aileyle ilgili, çocukla ilgili. Her konuda okumaya başladım. Her konuda okuduğum birikimlerimi ondan sonra kitaplaştırmaya başladım. Seminerler oldu, seminerler vermeye başladık. Düşünün 18,5 yıl kekeme olan bir insan şimdi konuşarak para kazanıyor, işi bu. Ondan sonra televizyonlar bizi keşfettiler, televizyonlar bizi programlara davet etmeye başladılar. Şu anda her hafta, her çarşamba mesela Beyaz TV'nin konuğu oluyorum ben. Ama sonuçta şunu gördüm, azmettikten sonra, çalıştıktan sonra olmaz diye bir şey yok. Benim gibi yılların kekemesi, şimdi işi konuşmak. Profesyonel anlamda konuşmalar yapıyoruz. Bol miktarda kitap okuyorum ve hatta bu okuduğum kitapların özetlerini çıkarıyorum. Bu çıkardığım özetlerin de çok ciddi anlamda kitap okumadığını da görüyorum genç arkadaşların, çevremdeki insanların. Bunlardan da arkadaşlar istifade etsin istiyorum aslında. Seni tanıdıktan sonra, daha önceden düşünmüyordum ama seni tanıdıktan sonra bunları da paketleyip arkadaşların istifadesine sunmamız gerektiğini gördüm. Kesinlikle. Biliyorsun biz nasıl tanıştık? Alişan'la şöyle oldu. Kekemeler, ben kekeme olduğum benim hayat hikayemi bilip bana ulaşıp benden yardım isteyen kekemeler vardı. Çok da bol miktardaydı bunların sayıları. Talep yoğundu yani. Talep yoğundu. Tek tek bunlara yardımcı olmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Çünkü ben de çok bu konuda çektiğim için, çok ciddi sıkıntılarım olduğu için. Dedi ki Alişan hocam, dedi, bunu bir paket haline getirelim ve bu hazırladığımız paketle beraber bunlara sistemli bir şekilde faydalı olalım ve aynı zamanda siz de vermiş olduğunuz emeğin karşılığında, çünkü ücretsiz de verebilirdik biz bunu ama ücretsiz verilen şeyin değeri de olmaz dendi o dönemde ve biz bunu bir paket haline getirdik. Kekeme olan, işte bu konuda sıkıntısı olan insanlar ulaştığında, kardeşim bak bu %100 geçen bir şey değil, kontrol altına almayı öğrenmen gereken bir şey, evet. Ama psikolojik destek amaçlı, gerçekten ben kekemeliği kendim çözdüm. Nasıl çözdüğümle ilgili benim kendi yöntemlerimi ben size aktarabilirim dediğimiz bir setimiz var dedik. Ve o dönemde hazırladığımız bu dijital set 1,5 yıl oldu mu? Evet, yaklaşık oluyor. 1,5 yıl oldu. Yani bir gelir olarak düşünmemiştim ben ama fena bir gelir olmadı. Yani her ay bu şekilde hem yardımcı oluyoruz hem de bize ufak da olsa bir gelir oluyor. Şimdi işin biraz daha başına dönecek olursak, ben Canten Hoca'yı sahnede izledikten sonra, kitaplarını okuduktan sonra aslında önceleri kekeme olduğunu öğrenince dedim hocam yani bu nasıl bir dönüşüm, yani nasıl böyle olabildi? Çok güçlü nedenlerinizin olduğunu söylediniz. Hani hayalinizde kitlelere konuşmak var olduğunu, hani evet. Hedefe sahip olmak ve pes etmemek konusunda sizin çok dirençli olduğunuzu görünce dedim hani gerçekten çok şey yaptım, yani inanılmaz derecede çok hoşuma gitti. Daha sonrasında işte dedim ki hani hep böyle bir arada geçirdiğimiz zamanda böyle hep WhatsApp'ta ya da birileriyle sürekli bir şeyler anlatmakla geçiyordu. Dedim hocam kimlerle görüşüyorsun? İşte hani kekeme olduğumu bilen insanlar sürekli böyle benden yardım istiyor dedi. Ben de hani alttan Google'da bir araştırma yaptım, bir pazar araştırması yaptım. Dedim acaba bu kekemelikle alakalı sorun yaşayıp internette çözüm arayan kaç kişi var?
O zaman rakamı hatırlamıyorum. Bir 5-10 bin çok ciddi bir kitle vardı. Ve dedim ki Can Tan Hocam, madem böyle bir tecrübe var, bunu biz hani hem faydalı olmak niyetiyle hem de yani götürdüğümüz fayda karşılığında da cüzi bir miktarda bedel belirleyerek bu insanlara yardımcı olalım. Hem sizin yükünüzü hafifletmiş oluruz derken, bu fikirden hareketle aslında yani o seti hazırlamak için hani harcadığımız zaman yani bir ay, iki ay, yani bilemediğiniz üç ay, ama şu anda o set hala daha yani bir buçuk sene geçmesine rağmen ve çok daha ilerleyen dönemlerde çalışan bir sistem kuruldu. Çünkü hani Google'da, YouTube'da yazdığınızda işte kekemelikle alakalı bir araştırma yapmaya başladığınızda mutlaka Can Tan Hoca'ya denk geliyorsunuz. Biz doğru. O bize denk gelen insanları yakalayıp onlara peşin fayda sunup daha sonrasında yeterince nedenleri varsa, çözüm sunmak istiyorlarsa böyle bir set karşılarına koyuyoruz ve çok da güzel aslında, satın alma oranlarımız da gayet güzel ve faydasını gören de birçok insan olduğunu gördükçe aslında yani ben hem kendi açımdan hem fayda bulmuş insanlar açısından bunu çok önemsiyorum. Diğer yandan Can Tan Hoca'nın yaşına, tecrübesine rağmen yani yaşıtlarıyla beraber baktığım zaman konuştuğum mesela abilerim var. Şimdi internetten biz anlamayız, akıllı telefondan anlamayız deyip başlayan ve biten bir süreç, ama Can Tan Hoca öğrenmeyi çok, hani öğrenme açlığı yaşayan, işte akıllı telefonsa akıllı telefonu öğreneyim, yeni bilgisayarsa yeni bilgisayarı hemen öğreneyim, süreç içerisinde mesela programları öğreneyim, programları işte video montajlama programları, görsel hazırlama programları, şu anda biz başladığımız noktayla şu andaki sosyal medya aktivitelerimiz inanılmaz çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani neredeyse benim gözümün önünde öğrendiğiniz süreçler, yani video kısmı, fotoğraf, görsel kısmı ve bu süreçleri zevkle öğrettiğiniz. Tabii öğretmeyi çok öğrenmeyi seviyorum, öğretmeyi de seviyorum, anlatmayı çok seviyorum. O noktada da senin kurduğun sistem gerçekten senin bilgin ve tecrübenin bir insanlara sunarak aynı zamanda hem o insanlara fayda sağlayacak hem de ondan kazanç elde edebilecek bir sistem. Onun için mesela fırsatımız olmadı. Aslında bu yaz farklı birkaç daha paketleme haline, paket haline getirebileceğimiz, bizim tecrübelerimizin, birikimlerimizin paket haline getirebilsek, bunların satın alabilecek ve faydalı olabileceğimiz insanlar var aslında. Ama bizim o yoğunluğumuzdan ilgilenemedik onunla. Ama şu anda kekemelik paketi hazırladığımız çok güzel gidiyor. Evet. Onun yanına birkaç paket daha kafamda var. İnşallah o paketleri de çıkarıp onu da sistemli halde insanlara sunalım istiyorum ben de. Şimdi ben kendi şahsi kanaatimce işte Can Tan Hoca gibi Türkiye genelinde niçe insanlar var ki yani ciddi anlamda yaş, deneyim, tecrübeye sahip ve bizim gibi gençlere yol gösterebilecek konumda olan insanlar işte sosyal medya özürlüsü ya da teknoloji özürlüsü ya da o alanlara çok aşina olmadıkları için bu bilgiyi paylaşamıyorlar. Yani çok değerli insanlarla tanışıyorum ama hani kendi içinde barındırdıkları belki 50 yıl, 60 yıl biriktirdikleri o tecrübeyi aslında işte basit bir Instagram ya da YouTube kanalı üzerinden yüzlerce, belki yüz binlerce insana faydalı olabileceklerinin farkında değiller. Ve onlara ihtiyaç var aslında. Dışarıda biz bu bilgiyi, tecrübeyi arıyoruz ama internet gibi bir kaldıraç gücün sayesinde yüz binlerce insana bir gün içerisinde ulaşabiliyoruz mesela. Şimdi şöyle, internetin avantajı şu: yerelden ulusala ya da uluslar arasına dönüşüm sağlıyor internet. Evet, bugün bunun farkında olmak lazım. Yani benim iyi olmam yeterli değil, aynı zamanda çok iyi bir şekilde kendimi yansıtabilmem de lazım. Kesinlikle. O yansıtma gücüyle ilgili maalesef problem var. Evet. İnternetin bu gücünden faydalanmak lazım. Şimdi aslında ben de önümüzde, ya bundan 3-4 sene önce aslında bu boşluğu fark ettim. Yani aslında sahip olduğum yabancı diller sayesinde böyle bir alanın var olduğunu ve internet üzerinden, internetin kaldıraç gücü sayesinde aslında çok daha fazla insana ulaşabileceğini gördüm ve dışarıda birçok, hani ben pazarlamanın gücüne son derece inanan birisiyim ve internetin hayatımıza girmesiyle aslında interneti kaldıraç gücü olarak, yani bir gün içerisinde yüz binlerce kişiye erişim sağladığınızı düşünebilmek bile çok ciddi bir güç aslında, ama bu gücün farkında çok az insanlar. Ben de dedim ki ben bu olayı ne kadar iyi öğrenip bunu da servis edersem aslında buradan da gelir elde edebilirim diye. Ve aslında öyle de başladık. Hani Can Tan Hocam da aslında hani müşterilerimizden biri diyebileceğim pozisyonda ve gerçekten uyguladığımız sistemde çalışmaya başladığını görmek ayrı bir mutluluk verdi bize. İnternetin kanıtlanmış gücü diyelim. Bu anlamda ben dijital pazarlamanın aslında Türkiye'de daha taş devrini yaşadığını düşünüyorum. Çünkü insanlar kendi bilgisini, ürünlerini, hizmetlerini, danışmanlıklarını internet üzerinden nasıl pazarlayabileceğini daha bilmiyorlar. Ama siz bunu öğrendiğiniz anda gerçekten bir kere verdiğiniz emekten dolayı sürekli gelir elde etme ihtimaliniz, şansınız olacaktır. Yani.
Yani bu noktada ben seni tanıdığıma çok memnunum. Ben zaten meraklıyım çok farklı evet. şeyleri öğrenmeye. Merak Ama öğrenmeye. İnsanların bu konularda yani daha geniş çerçeveden bakmaları, yerelde olsalar bile yani küçük illerde olsalar bile, ilçelerde olsalar bile ulusal ve uluslararası düşünmeleri adına internetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da yavaş yavaş ufuklar açılıyor diye de düşünüyorum. Ceferler keşfediliyor. İnşallah o noktada senin katkın çok büyük olacak Alişan yani. İnşallah. Zaten aslında bunun örneklerini yaşıyoruz. Yani ben bile şu anda üniversiteyi İzmir'de üniversiteyi bitirdikten sonra Aydın'da yaşamak zorunda kalıyorum hala. İşte aileden, anneden, babadan dolayı. Çünkü onlar için Aydın aslında hani gerçekten güzel bir yer. Hani büyük şehirde yaşamak istemedikleri için. Ben de bunu dedim ki ben bunu nasıl fırsata çevirebilirim? Derken internet üzerinden nasıl gelir elde edebilirim sorusuyla başlayan serüven bugün beni belirli bir finansal özgürlüğe taşıdı. Yani bugün ben işe gitmek zorunda değilim. Yani belirli ilde de aslında yaşamak zorunda değilim. Çünkü internetin bilgisayarın olduğu birçok yerde işimi sürdürebiliyorum ve bu birçok insan için mümkün. Sadece bence bizim en büyük sorunlarımızdan biri biz neyi bilmediğimizi bilmiyoruz. Yani internetin bize böyle bir fırsat sağlayabildiğini öğrendiğimiz anda aslında gerçekten hızlı bir şekilde yapışmak gerekiyor. Dünya çünkü çok hızlı değişiyor ve günümüze yani hayatımıza gelen teknolojiler ciddi anlamda bize hani üniversite eğitiminden dahi daha çok şey öğretebiliyor internet. Ve çok daha fazla gelir de elde edebiliriz. Hem gelir hem özgürlük bu anlamda. Dolayısıyla hocam daha böyle dijital pazarlama veya internetle ilgili karşı tarafa daha çok bizi girişimciler izliyor. Doğru. Bu anlamda verebileceğiniz tavsiyeler hani hem tecrübe... Şöyle sevdikleri, yüreğini koydukları, sıkılmadan yapacakları işlerde çalışsınlar. Hayatı boyunca insanın sevmediği bir işi yapması mümkün değil. Evet. Onun için mutlu da olamaz. Ve zamanını satarak para kazanma yorucu iş. Hangi işi yaparsan yap. Aynı zamanda gerçekten yaptıkları işi seviyorlarsa tamam zamanlarını satabilirler ama yaptıkları işi sevmiyorlarsa da ben yeni ne yapabilirim, farklı ne yapabilirim, herkesin yaptığını yapmak zorunda değilim. Farklı yol arayışlarına da bence girsinler. Ama yeteneğim ne, becerim ne, neyi seviyorum? Bunların üzerine kafa yorarak kendilerine bir yol çizsinler. Bence çok yerinde bir tavsiye oldu. Çok çok teşekkür ederiz hocam ayırdığınız zaman için. Bu videonun temelli o ki uzun yıllar boyunca genç girişimcilerimize ve bu videoyu izleyen insanlara faydalı olacağını düşünüyorum. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Teşekkür İnşallah. Ediyorum. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar Canter hocamı mutlaka takip edin. Gerçekten hem Facebook hem Instagram hem de YouTube kanalında çok güzel içerikler paylaşmakta, hayatımıza değer katan içerikler paylaşmakta. Videonun açıklama kısmında zaten Canter hocamla ilgili bilgileri buluyor olacaksınız. Bu videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.